Teknoloji Oku'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugünkü konuğumuz Vivo'nun yeni amiral gemisi modeli Vivo X100 Pro. Bu cihaz yakında Türkiye'de de satışa çıkacak arkadaşlar ve biz de bu cihazı en azından satışa çıkmadan bir deneyimleme fırsatı bulduk. Cihazı yaklaşık olarak 3-4 gün test edebildik arkadaşlar. Yani cihaz bizde öyle çok uzun süre kalmadı. Bunu baştan belirtelim sizlere. Yani öyle tüm testleri tamamen gerçekleştiremedik. Çünkü bazı testler var ki hani 24 saatten uzun sürüyor arkadaşlar. Dolayısıyla bu testleri yapmaya çok fazla vaktimiz olmadı. Bunu size baştan belirtelim. Şöyle söyleyeyim sizlere. Cihaz bize geldiğinde hani Türkçe dil desteği bile yoktu arkadaşlar. Muhtemelen bu Çin'de çıkan bir cihaz. Çünkü ilk telefonu kurduğumuzda bize hiç Google vesaire girişi istemedi. Baidu Maidu yüklü içinde. Yani bu Çin'deki sosyal medya uygulamaları falan yüklü. Hatta şöyle gördüğünüz gibi Çince direkt keşfet ekranı geliyor. Biliyorsunuz normalde burada Türkiye'de çıkan telefonlarda Google'ın keşfet ekranı var ama burada bu Vivo X100 Pro modelinde Çince bir şeyler var arkadaşlar. Şimdi tabii ki bu telefon Türkiye'ye geldiğinde Google servisleri vesaire yüklü olacak. Bunu sizlerle paylaşmış olalım. Muhtemelen Vivo bunu önden yayınlara göndererek hani bir deneyimleyin, yorumlayın diye bir şans sundu bizlere. Şimdi incelememiz arkadaşlar telefonumuzun tasarımıyla başlayalım ki benim hoşuma çok gitti tasarım. Özellikle şu turuncu renk, bu arka kapaktaki hissiyat vesaire gerçekten çok hoşuma gitti arkadaşlar. Bu kamera çıkıntısı, kamera adası evet biraz kaba duruyor ama gerçekten muazzam bir iş çıkarıyor. Bunu size hemen baştan söyleyebilirim. Yani Vivo X100 Pro ile çektiğiniz fotoğrafların bir hayli kaliteli olduğunu söyleyebilirim sizlere ki özellikle gece performansını ben çok merak ediyordum. Çünkü bu konuda çok iddialıydı arkadaşlar. Biliyorsunuz Vivo X100 ve X100 Pro ile ilgili pek çok mecrada pek çok haber yayınlandı. Dolayısıyla bu haberlerde Zeiss'in özellikle gece fotoğraflarını muazzam bir performans sunacağı bizlere söyleniyordu ki ben gerçekten gece birkaç tane fotoğraf çektim. Bu fotoğraflarda gerçekten güzel bir performans sunduğunu gördüm ki bu fotoğrafları birazdan paylaşacağım arkadaşlar sizlerle. Siz kendiniz de göreceksiniz zaten. Şöyle bir durum söz konusu. Biliyorsunuz normalde hani düşük ışıklı bir alanda atıyorum arabanın farını çektiğiniz zaman LED farları olduğunu varsayın arkadaşlar. O farlar tamamen böyle bir patlama çıkar. Normal telefon kamerasında vesaire. Ama X100 Pro'da öyle bir kamera kullanmışlar ki arkadaşlar oradaki LED detayını ışığı hapsederek sizlere gösterebiliyor. Bu gerçekten çok hoşuma gitti benim. Birazdan göstereceğim o fotoğraflarda ne demek istediğimi anlayacaksınız. Şimdi tasarımla devam edelim arkadaşlar. Burada kavisli bir ekran söz konusu ki buradaki ekran gövde oranının %90'a yakın olduğunu söyleyebilirim sizlere. Zaten siz de görüyorsunuz şu anda neredeyse tamamen ekran kaplı bir telefonla karşı karşıyayız. Zaten kavisli ekran olduğu için arkadaşlar yan çerçeveler yok denecek kadar az. Alt ve üst çerçeveleri de Vivo son derece ince tutmayı başarmış. Dolayısıyla bu açıdan telefonun ön kısmı, ekran tasarımı benim çok hoşuma gitti arkadaşlar. Alt kısımda bir tip C girişimiz var. Hemen yanında da sim kart girişimiz bulunuyor. Sağ tarafta ise ses açıp kapama ve power butonları yerleştirilmiş durumda. Ekran parmak izi okuyucusu ekranın altına yerleştirilmiş ve son derece hızlı bir şekilde parmak izinize tepki veriyor. Tabii okuyamadığı oluyor. Bazen okuyor ama bu bak mesela şimdi okuyamadı. Genellikle nadir oluyor. Gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde tepki veriyor. Genel itibariyle tasarım anlamında benim hoşuma gitti arkadaşlar. Telefon çok ağır değil. 205-210 gramlık bir ağırlığa sahip. Tabii 200 gramın altında olsaydı daha iyi olurdu. Ama burada 5400 mAh'lik bir batarya var. Dolayısıyla 5400 mAh'lik batarya bu kamera adasıyla birleşince karşımıza 200 gramın üzerinde bir telefon çıkmış. Biraz ağır ama sunduğu özelliklere bakınca hani böyle bir kamera, 5400 mAh'lik bir batarya bunları göz önüne aldığımızda 210 gramlık bir ağırlığın çok böyle aman aman bu ne derece bir ağırlık olmadığını sizlere söyleyebilirim arkadaşlar. Şimdi gelelim telefonumuzun teknik özelliklerine ki bu cihazda MediaTek'in yeni nesil yonga setlerinden biri olan arkadaşlar Dimensity 9300 kullanılmış. Bu 4 nanometrelik bir yonga seti bakın artık 5 nanometreye de geçtik. 4 nanometrelik yonga setleri, 3 nanometrelik yonga setleri bunlardan bahsediyoruz arkadaşlar. Bu gerçekten güzel, önemli bir konu. Şimdi bu yonga setinin içerisinde arkadaşlar 1 adet 3.25 GHz hızında çalışan Cortex X4 CPU'su var. 3 tane de 2.85 GHz hızında çalışan Cortex X4 işlemcisi bulunuyor. Bunlara da 4 tane 2 GHz'lik yine Cortex A720 işlemcileri eşlik ediyor. GPU tarafında Immortalis G720 MC12
GPU ünitesi olduğunu görüyoruz. Bizim elimize gelen model arkadaşlar 256 GB dahili depolama 12 GB RAM'e sahip. Ama baktığımız zaman 512 GB dahili depolama ve 16 GB RAM'e sahip modelde mevcut. Ha, bu model ülkemize gelir mi bilmiyorum. Hani Vivo'nun ülkemizde hangi modelini satacağını şimdilik bilmiyoruz. Bu konuyla ilgili de birazdan size bilgi vereceğim zaten. Bu cihazda arkadaşlar sanal RAM özelliği de var. Sanal RAM ne demek onu da hemen parantez içinde açıklayayım. Yani cihazın dahili depolama alanını siz yeri geldiğinde RAM olarak kullanabiliyorsunuz. Tabii ki bu sizin dahili depolama alanınızı bir tık azaltıyor. Ama gerek var mı? Bence gerek yok arkadaşlar. 12 GB'lık bir RAM'den bahsediyoruz. Yani 12 GB'lık RAM olan bir cihazda hani sanal RAM kullanmaya gerek olduğunu ben çok fazla düşünmüyorum açıkçası. Çünkü günümüzdeki orta segment cihazlarda mesela 6 GB RAM'ler var. Hatta bazı üst segment cihazlarda da 6 ya da 8 GB RAM olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu noktada 12 GB'lık bir RAM'in olduğu cihazda kalkıp da bir de sanal RAM eklemeye gerek çok fazla yok. Ben bu cihazda oyun falan da oynadım. Hiç donma, kasma, ısınma vesaire olmadı arkadaşlar. Mesela ardı ardına bir sürü program açtım. Bu programlar arka planda açıkken telefonda biraz gezeyim, dolaşayım dedim. Hani hatta oyuna gideyim dedim. Yine de bana mısın demedi. Dolayısıyla bu noktada cihazın güç ve performans anlamında yeterli olduğunu söyleyebilirim. Tabii ki bu noktada yine dediğim gibi 2-3 günlük bir test sürecimiz vardı. Dolayısıyla böyle aman aman bir telefonu kullanma şansımız olmadı. Hani ben buna kendi sim kartımı bile takmadım mesela arkadaşlar, dürüst olmak gerekirse. Zaten hani Google servisleri vesaire de yok. Belki hani Çin cihazı olduğu içindir. Hani Çin'de Google servislerine karşı vesaire bir mesafe var, bir kısıtlama var. Dolayısıyla o yüzden de olabilir. Bunu da sizlerle paylaşmış olalım. Gelelim telefonumuzun en önemli özelliğine, nedir bu arkadaşlar? Tabii ki kamera. Bakın arkadaşlar, şu arka kısımda gördüğünüz gibi devasa bir kamera modülü bulunuyor. Bu kamera modülünde Zeiss imzası var arkadaşlar. Burada 3 adet 50 megapiksellik kamera ve bir de lazer AF dediğimiz bir kamera sensörü bulunuyor ki bu işte derinlik vesaire ölçü, bunlar gerçekten önemli unsurlar. Çünkü objeyi vesaire ölçüyor, ona göre arka tarafı bulanıklaştırıyor, şey yapıyor. Mesela bunda sinematik video modu var arkadaşlar ki bu biliyorsunuz yeni nesil iPhone modellerinde vesaire de mevcut zaten. Bu sinematik video sayesinde aynı dizilerde ya da filmlerde gördüğünüz gibi nedir arkadaşlar? Mesela bir diziyi açın, dikkatlice bakın. Ön plandaki obje, atıyorum bir kızla bir erkek konuşuyor değil mi? Onlar normal net gözükürler. Arka taraf flu gözükür. Arka taraftaki objeleri tam olarak seçemezsiniz. Bunu dikkatlice bakın. Mesela şu anda bir televizyondan dizi açın. Bakın ön taraftaki konuşan insanlar nettir. Arka taraf fludur. İşte video modunda sinematik videoyu seçtiğinizde aynı böyle bir sahne çekebiliyorsunuz arkadaşlar. Normalde nedir? Siz video çektiğinizde arkadaki objeler de gayet net bir şekilde gözükür. Mesela siz benim şu anda arkamdaki dolaptaki objeleri vesaire net bir şekilde görebiliyorsunuz. Ama sinematik moda geçtiğinde sadece ben netim. Arka tarafımdaki objeler ise flu bir şekilde olur. Yani bu noktada sizlerle paylaşmış olalım ve gerçekten kamera tarafında güzel işler başardığını söyleyelim. Bakın şurada arkadaşlar 50 megapikselken en geniş olduğunu, geniş açılı bir 23 milimetrelik lensimiz bulunuyor. Hemen onun yanında 100 milimetrelik şu büyük olan büyük lens ise periskop telefoto lensi ki bu lens sayesinde biz arkadaşlar optik zoom gerçekleştirebiliyoruz. En alt kısımda da tabii ki geniş açılı yine 50 megapiksellik bir geniş açılı kameramız var. Bu geniş açılı, şu gördüğünüz geniş açılı kameranın açısı ise 119 derece arkadaşlar. Yani bunu aldığınızda 119 derecelik bir açı elde edebiliyorsunuz. Peki bu kameraların fotoğraf performansı ve video performansı nasıl? Dediğim gibi özellikle düşük ışıkta çok başarılı fotoğraflar çektiğini gördüm ben. Bazı fotoğraflar ve videolar çektik zaten. Bunları birazdan sizinle paylaşacağım. Video tarafında da 8K videolar çekebiliyorsunuz 30 FPS'te. Ya ben 8K videoyu ne yapayım derseniz 4K videolarda çekebilirsiniz arkadaşlar. Üstelik 4K videolarda 60 FPS'in desteklendiğinde sizlerle paylaşmış olalım. Fotoğraf ve video tarafında gayet verimli olduğunu söyleyebilirim cihazın. Şimdi dilerseniz sizleri bu Vivo X100 Pro ile çektiğimiz fotoğraf ve videolarla baş başa bırakalım. Arkadaşlar şu anda sesimi Vivo X100'ün arka kamerasından duyuyorsunuz ve görüntü kalitesini sizlerle paylaşıyoruz. Evet arkadaşlar, şu anda sesimi Vivo X100'den duyuyorsunuz. Telefonun ön kamera performansı da böyle.
Evet, gelelim telefonumuzun arkadaşlar batarya özelliğine. Dediğim gibi 5400 mAh'lik bir batarya var ve bu batarya hızlı şarjı destekliyor arkadaşlar. Yaklaşık olarak 10 dakika içerisinde telefonunuzu %50 civarında şarj edebiliyorsunuz. Yani diyelim ki telefonunuzun hiç şarjı yok. Şarja taktığınız sadece 10 dakika içerisinde %50 şarj oluyor. Şarj harcama sınırı nasıl dersek, yani şöyle söyleyeyim sizlere arkadaşlar. Bir gün rahat bir şekilde çıkartıyorsunuz. Ki ben hani şey olarak kullanmadım gerçi. Sosyal medya falan yüklemedim. Belki yükler daha farklı bir senaryo ile karşılaşabilirsiniz ama mesela telefonu ben %100 şarj etmiştim. Oyun oynadım, çeşitli testler yaptım vesaire. Hala telefonun şarjı daha %60'lardaydı. Dolayısıyla bu bizlere telefonun şarj anlamında bir günü rahat bir şekilde çıkaracağını gösteriyor. Zaten yaptığım batarya testlerinde de bir tanesini yapabildim bunlardan sadece. Yaklaşık olarak bir gün 12 saatlik bir süre verdi bana. Tabii bu dediğim gibi kullanıma göre çok fazla değişen bir şey arkadaşlar. Yani siz deli gibi oyun oynuyorsunuzdur. Bu durumda telefonun şarjı biraz daha az gider. Atıyorum sosyal medyada çok fazla geziniyorsunuzdur. Çok fazla TikTok, Reels, YouTube Shorts videoları vesaire izliyorsunuzdur. Bunlar tabii ki şarj süresini etkileyen etkenler. Bu noktayı da sizlerle paylaşmış olalım. Gelelim telefonumuzun fiyatına arkadaşlar. Halihazırda bu telefon yurt dışında $770'dan satışa çıktı. Ama Türkiye'de ben sordum Vivo yetkililerine, ya bu telefon ne zaman gelecek? Bu telefonun fiyatı belli mi diye. Halihazırda telefonun fiyatı ve ülkemize ne zaman geleceği belli değil arkadaşlar. Ama hani ilk çeyrek içerisinde gelecektir mutlaka. Fakat fiyat dediğim gibi belli değil. Onlar da haklı. Çünkü Türkiye'de fiyat dengeleri çok hızlı bir şekilde değişebiliyor. Dolayısıyla böyle bir ortamda hani telefonun fiyatını şimdiden söylemek biraz riskli olabilir arkadaşlar. O yüzden sizlere şimdilik fiyat bilgisi veremiyoruz ne yazık ki. Ama hani cihaz benim çok hoşuma gitti. Zaten lensleri vesaire Zeiss destekli. Biliyorsunuz Zeiss daha önceden Nokia ile ortak olarak çalışıyordu ama sonrasında Vivo ile çalışmaya başladı. Ve şu anda da Vivo ile çalışıyorlar. Biraz kamera tarafı kaba duruyor olabilir ama emin olun o kadar da şey değil arkadaşlar. Cebinizi falan rahatsız etmiyor. Bunu size rahatlıkla söyleyebilirim. Tasarım benim çok hoşuma gitti. Tek elle tutuş hissiyatı, kullanış hissiyatı gayet başarılı. Hani telefonun ses olayı da güzel. Hani hoparlörünü açtığınızda, dışarıya ses verdiğinizde gayet güzel bir şekilde konuşabiliyorsunuz. Görüşme yapmadım ama şöyle bir şey var. Uygulama üzerinden bir görüşme gerçekleştirdim. Yani internet üzerinden. Onda bana başarılı bir sonuç verdi. Ama hat takıp şebeke arattığımızda nasıl bir sonuç olur? Tabii ki burada hatta falan da bağlı. O unsur da var arkadaşlar. Onun dışında ben X100 Pro'yu başarılı buldum. Ama en nihayetinde bizim için hani başarılı alınabilir dememiz için bir fiyatını görmemiz lazım. Atıyorum bu telefon şimdi $770 dışarıda. Biliyorsunuz dolar şu anda 30 Türk lirasını geçmiş durumda arkadaşlar. $800'dan hesaplasak direkt 24 bin Türk lirası yapıyor. E buna ÖTV'di falan filan da eklediğimizde. Şimdi bu telefon 30-35 bin Türk lirası arasına gelirse mesela bence güzel. Hani muazzam olabilir. Çünkü bu fiyatlar artık biz orta segment cihazlar alıyoruz. Ama kalkıp da şimdi 40 bin, 50 bin, 60 bin gibi fiyatlara çıktığında olay. Yani skala özellikle 40 bin Türk lirasının üzerine çıktığında ya yani şöyle bir dürüp düşünüyoruz. Çünkü 40 bin hala bizler için büyük bir para. Hani bir telefona 40 bin verilir mi? Verilirse ben bu telefondan neler beklemeliyim? Bu kişiden kişiye çok fazla değişen bir şey. Dolayısıyla bu noktada tüketicinin ihtiyaçları ön plana çıkıyor diyebiliriz. Benim bu cihaz hakkında söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Eğer önümüzdeki süreçte cihaz bizde daha uzun kalırsa, hani ben bununla kullanıp mesela bir ay kullanıp bir uzun kullanım videosu çekmeyi de isterim sizler için. Hani bir ay sonunda bu telefondan memnun kaldık mı? Beklentilerimizi karşıladı mı? Ki o zamana muhtemelen fiyatı da netleşecektir. Bu doğrultuda sizlere daha fazla bilgi verebilirim diye düşünüyorum. Eğer cihaz hakkında sizin de çeşitli yorumlarınız varsa bu videonun altında bizlerle yorum olarak paylaşabilirsiniz. Bizler de elimizden geldiğince sizlere destek olmaya çalışacağız arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.